ilgilenmiyorum. Benim bugün ilgilendiğim senin o büyük büyük bir küçük kızı olman. Şu anda sizi duyabileceğini hiç sanmıyorum. Ne işin var burada? Sevgili Çolak, bu kadar öngörülebilir olman canımı sıkıyor. Seninle bir anlaşma yaptık. İntikamımı alırım demiştin. Şimdi sen söyle. Hak etti mi? Hak etmedi mi? Bu denli inatçı olduğunu bilmiyordum. Bana bak. Sakın bana mani olmaya kalkma. Tabii ki olacağım. Hadi ya. O zaman seninle iş anlaşmamız buraya kadar. Canım benim. Emin misin? Ne diyorduk? Canım benim. Bu oyunlarından sıkılmaya başladım. Haberin ola. Sevgili Çolak, biz seninle aynı taraftayız. Yoluna gitmek istiyorsan buyur. Lütfen. Ben senin patronun değilim. Baban ya da abin de değilim. Ortağınım. Ortağımsın. Ortağız. Siktir mi lan ortaklığını? Büyük bir istiyorum. Ne alacağım? O kadar. Onu senden daha çok istiyorum. Sadece bir ay sonra bir toplantıya katılması gerekiyor. O toplantıya girmesi lazım. Sonra senindir. Ona istediğini yaparsın. Ben de görmezden gelirim. Anlaştık mı? Yarın saat 12'de nikah dairesine gel. Ne çeviriyor bunlar? Güzel kız. Thank you.
Sarı'ya bak. Dibimize kadar geldi ha. Çok özlemiş bizi belli. Geberemedi gitti. Gebertelim mi? Olmaz. Agah bunu da sorun eder şimdi. Adama bir söz verdik tutacağız. Hem zaten benim aklımda başka bir şey var. Ah. Ah. Ah bana ne olmuş ya? Saat 10 olmuş. Ne ya? Alo. Bahar hazır mısın? Ya bu ben uyuyakalmışım. Hemen hazırlanıp çıkıyorum. Oo, sen ne işimiz var ya? Ya ne olur kusura bakma. Tamam tamam sorun yok. Hadi hemen hazırlan geç kalmayalım. Tamam. Komutanım ben bir şey soracağım ya. Bu Bahar'ın şahidi kim? Bilmem bulmuştur herhalde birini. Ben peşin peşin söyleyeyim. Nazlıysa ben giderim. Bok gidersin. Daha vaktimiz var mı komutanım? Bir iki saat daha var. Niye? Şu kadının bilgisayarından çıkan dosyaları vereceklerdi. Onları alıp gelsem. Tamam acele et geç kalma. Tamam. Komutanım. Avcıyı gördünüz mü? Yok. Ne oldu? Sabah çıktı gitti. Arıyorum ulaşamıyorum. Çarşıya çıkacaktık ya o kadar hazırlandık. Kitap mitap bakıyordur bir yerde. Öyle mi? Peki. Keşanlı. Nereye gidiyorsun öyle dalgın dalgın? Öyle dolanacağım komutanım biraz. Tamam. Dediğimi unutma. Eyvallah. Geldim ben, bekliyorum. Benim bir işim çıktı. Biraz bekleteceğim ama iki saate gelirim. Sorun değil. Aylar sürse de beklerim ben. Yeter ki sen gel. Sancar seni istiyor. Neden? Kendisine sorarsın. Ablacığım vallahi Feyzullah altı parmak diye burada bir asker yok. Kaç kere sordurduk. Ya nasıl yok ya? Tamam peki teşekkür ederim. Ya ulan Feyzullah. Ulan Feyzullah sen ne işler karıştırıyorsun ya? Eyvah. Bittim ben. Kesin bittim. Alo, Buncum. Neredesin sen Feyzullah? Bak sakın bana Antalya'dayım deme, sakın. Niye ki Buncum? Çünkü şu anda Antalya Jandarma Komutanlığı'nın önündeyim ve nedense buradakiler, burada Feyzullah altı parmak diye bir asker yok diyorlar. Aslına bakarsan doğru diyorlar. O ne demek ya? Ben şeydeyim. Neredesin? Karabayır'dayım Buncum. Karabayır mı? Evet, Karabayır'dayım. Şaka mı bu? Değil, değil ama bak her şeyi anlatacağım sana, tamam mı? Dur dur dur, sakın. Sakın, hiçbir şey açıklama. Ben oraya geldiğimde yüz yüze konuşacağız, tamam mı? Geldiğinde mi? Yüz yüze mi? Dur, nereye geliyorsun? Karabayır'a. Su! Su. Yavuz ne olur bana 5 dakika daha ver. Hemen hazırlanıp geliyorum.
Origami yeteneğinin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Benim değil. Galiba Hatice yapıp bırakmış. Sana bir yerden tanıdık geldi mi? Yavuz, beni duyuyor musun? Yok, gelmedi. Geldim. Geldim. Ya, kusura bakma. Yavuz abi. Hoş geldin. Bula bula bunu mu buldun Yavuz abi? Ne oldu Nazlı Hanım? Beğenemediniz mi? Yok. Beğenemedim. Hem senin şahitliğin tutar mı ki ya? Hı? İşin gücün yalanda olan da. Nazlı. Gidişmek istemiyorum. Evet komutanım. Biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Değil mi? Gelin ve damadı alabilir miyiz? Bu arada senin borcunu biraz araştırdım. Sana onunla uğraşma demedim mi? Yapacak bir şey yok. Emir büyük yerden. Ne? Siz sevgili değilmişsiniz. Çocuğu internetten araştırdım. 2 hafta önce sevgilisiyle fotoğraf koymuş. Altına da sevgilim, aşkım, balım, çiçeğim. Ha evet. Evet biliyorum. O eski sevgilisi. Sizin adınıza çok üzüldüm Nazlan. Bu kadar geniş mezhepli biri olduğunuzu bilmiyordum. Evet. Ben senin gibi Hanzo olmadığım için. Ben miyim Hanzo? Ben 6 tane dil biliyorum. Sen kendi derdine yan. Bana bakın. Ya susun ya da gidin. Şuradan 2 kişi bulurum. Onlara şahit yaparım. Pardon komutanım. Sana güvenebilir miyim? Tabii ki. Artık güvenilecek insan bulmak çok zor. Herkes hain. Herkes ajan. Ben ne isterseniz yapmaya hazırım. Biliyorum. Sana çok önemli bir görev vereceğim. Buna sadık olduğunu bilmem şart. Sadığım. Ben buraya sizinle savaşmaya, hatta şehit olmaya geldim. Güzel. İşte o gün geldi. Cennete gitmeye hazırlan o zaman. Yavuz Karasu'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. Evet. İmzalar lütfen. Ayağına bas. Ben de yasalar ve Karabayır Belediye Başkanı'nın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun.
Ne oldu doktor bey? Kötü bir durum yok inşallah. Maalesef. Haberler iyi değil. Kulağınızda ciddi bir hasar oluşmuş. Bu halde göreve çıkmanız imkansız. Bana kalırsa askerlik yapmanız bile imkansız. Kurbanım olayım doktor, ne diyorsun sen ya? Ben bu üniformadan bir sene ayrı kaldım. Geceleri uyku uyuyamadım. Kabuslar gördüm. Nesi varmış kulağımın? Kristaller zarar görmüş. Çınlamalar onda. Yakında denge kaybı, baş dönmesi, belki bulantılar başlayacak. Yap o zaman. Tedavi et. Uzun bir süreç. Bence üstlerinizle konuşun. Ankara'ya falan sevk ederler belki. Yapma doktor. Çekersen fişimi. Bitirirsin beni. Ben özel kuvvetçiyim. İstemezler görevde. Çürük adam yoktur orada. Almazlar. Yakarsın beni doktor. Kurbanın olayım aramızda kalsın. Kimse duymasın. Tamam. Ama böyle arkadaşlarını tehlikeye atarsın, bilmiş ol. Ben buraya hiç gelmedim. Sen de beni görmedin. Tamam. Geçmiş olsun. Evet. Tebrik ederim Bahar Karasu. Ya Allah Allah ya. Sana da eğlence çıktı ha. Selam. Tebrik ederim. Sağ ol. Tebrik ederim. Hadi o zaman. Hadi. Araşırız. Ne oldu ki? Sen niye beni buraya çağırdın? Ateş burada. Anlamış sevgili olmadığımızı. Ne yapacağız? Bilmiyorum ya. Buraya geliyor. İnanmasının tek çaresi var. Neymiş o? İşte dersin. Ne diyorsun sen be? Manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ben ileride sahada ineceğim. Evden sonra kampa gideceğim. Haberin olsun. Yaptığım bu iyiliği asla unutmayacağım. Unutmasa niye edersin? Başına kakarım sonra. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sikiyim öyle aşkınızdır ha bana. Başıma gelenlere bak.
Ulan ben böyle işim var ya. Ben böyle işin de anasını... Oğlum ne yapıyorsun? Usanmıyor musun? Devletin malı niye zarar veriyorsun ki? Kusura bakma bey amca, biraz sinirliyim, boşluğuma geldi. Ya evladım, biz de sevdik, biz de genç olduk ama sağa solu tekmeleyip sağa solu yumruklamadık. Ya ne sağa solu tekmelemesi, ne yumruklaması. Kendimi patlatsam içim rahat etmez ya. Evladım, kendine yazık edersin ya. Söyle. Hadi ya. Tamam. Bekliyorum. Hemen gönderin bana fotoğrafları. Ben de Yavuz komutana göndereyim. Çabuk. Efendim Karabatak? Komutanım, size fotoğraf gönderiyorum. Fotoğrafların içinde Sancar denen adam da var. Tamam, bekliyorum. Gönder.